Ben mevcut olan çelik kafesi kaça satmışım? 203 trilyona. Kaça yapmışım? 71 trilyona. Nerede bunun kamu zararı? Siz kar etmişim. Ben söyleyeyim mi nerede olduğunu? O parayı araziye harcamadınız. Çelik kafese harcadınız. Evet. Bizzat o evet. çelik yığınına evet. verdiniz o parayı. Ve o çelik yığınını sattım. 203 trilyona. Hayır, o çelik yığınını satmadınız. Neyi sattım? O çelik yığınının yapıldığı yeri sattınız. Hayır, yerle birlikte çelik yığınını sattım. Üzerini adam niye çelik yığınına zaman. Para versin? Demek ki başka bir proje yapacak. Yapmış olduğu başka projeyle daha çok para kazanacak. Demek ki araziye para veriyor. Şimdi çelik yığınına tercihi. Para vermiyor. O onun tercihi. Şimdi çelik yığını aynen devam edip inşaat yapabilir miydi? Var mı mahsuru? Yok. Yapmadı. O orada böyle bir iş merkezi değildi. Tam tersine rezidans yapacak. Onları satacak. Daha karlı görüyor. Bu bir tüccar anlayışı. Ona saygı durmak lazım. Benim belediyenin kaybı nerede? Ben 71 trilyon liraya harcamışım. 203 trilyon almışım. Peki yarın ben orayı böyle satmayıp da iş merkezi yapıp satsaydım. Kalkıp bir 70 trilyon, 80 trilyon lira daha, belki 100 trilyon lira daha sarf etseydim. Ondan sonra da kalkıp 203 trilyona satsaydım. O zaman karım 17 trilyon olurdu. Sonuçta, ben belediye olarak kasama bakarım. Kasamda ben netice itibariyle 3 kat kar etmişim. Beni takdir edecekleri yerde vay 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 efendim kamu zararı. Ne kamu zararı? Böyle bir şey yok.